İyi akşamlar sevgili futbol severler. Az önce sona eren karşılaşmada Fenerbahçe Alanya'da 1-0 kazandı. Gol İrfan Can'dan geldi ve Fenerbahçe 5 lig 7 Avrupa Kupası'nı da kazanarak sezona başladı. 12'de 12 yaptı İsmail Kartal'ın ekibi. Beşiktaş ise zorlu bir dönemeçten geçiyor. Sıkıntılı günler yaşıyor. Trabzonspor mağlubiyeti, Brüj karşısında alınan 1 puan ama tatmin etmeyen futbol, arkasından Kayseri karşısında 1-0'dan geri döndü. Bugün oynanan karşılaşmada Aboubakar ve Oxlade-Chamberlain'in golleriyle 3 puan aldı siyah beyazlar ve zirve yarışında önemli bir virajı geçiyor takımlar. Galatasaray da dün kazanmıştı. 3 takım da kazandı. Trabzonspor yarın Hatay'la oynayacak. 9 kişi bitirdiği maçta son saniyelere 2-1 geride giriyor Adana Demirspor. Yani 1 mi oldu? 2-0'dı. Penaltıdan 2-1 oldu. O maçta bittiğinde arkadaşlarım bana iletecek. Çünkü hakikaten çok enteresan bir karşılaşma oldu. Kasımpaşa Adana Demirspor ilk yarıda 9 ki yani 45 dakikadır 2 kişi eksik oynuyor ama golü de buldular. Hocam dönelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe ile başlayalım, sonra Beşiktaş'la devam ederiz. Sıcağı sıcağına bu 90 dakikayı bize nasıl değerlendireceksiniz? Tabiri caizse kıran kırana bir maç. Ali'nin de söylediği gibi, maçın spikeri kardeşimin de söylediği gibi tabii uzun yıllardır toplam 2 kez olmuş 5'te 5. Bu çok değerlidir büyük takımlar için. Ve 5'te 5'i yaptı. Biraz hesap yaptığımız zaman yüksek ihtimalle 42-47 arası puan 45, yani bulur Fenerbahçe. Lider ihtimal de var. Çünkü şimdi ilk maçta Kadıköy'de oynuyor. Rize oynayacak. Başakşehir erteleme maçı. Evet, Perşembe. Ve hakikaten de aslında beklediğimden daha zor kazandı. Ben daha rahat kazanacağını düşünüyordum. Hoş Alanya Spor bir galibiyet, 4 beraberliği ve kaybetmemenin verdiği bir özgüven var ama Fenerbahçe'nin güçlü kadrosunu hep söylüyorum. Ligde birkaç mağlup olur. En fazla 4 dedik. Seri yakalayacağını düşünüyorum zaten. Serinin 7-7'de milli maç arasında gitme ihtimalini %99 görüyorum. Yani. Dönüşte de Kasımpaşa. Haftaya pazar akşamı. Dönüyor o zaman 8'de 8. Maç nerede? Kasımpaşa. Biz devre arası şehrin arasında bir atalım. 21 puanla haftaya pazar akşamı konuşuruz gibi geliyor bana. Tabii ki kolay hiçbir maç yok. Evet, siklet farkı var. Evet, Avrupa maçından da çıksanız yine konsantrasyonu düzeltiyorsunuz. Ama şimdi oyuncu grubu, kaliteli bir oyuncu grubu. Uzun yıllardır olmadığı kadar taraftarın bu seneye konsantre olduğunu görüyoruz. Bu sadece oyuncular, sadece teknik adam, sadece yönetim değil, taraftarın da, ben 4-5 senedir bakıyorum, acaba bir yerde kırılır mıyız diye. Şimdi sadece çekinceleri, acaba bu hakem işleri falan diye çok konuşulmaya başladı. Burada önemli olan takımın sakin kalabilmesi, İsmail Kartal'ın 6. çok daha sakin kalması gerekiyor. Çünkü mesela bir oyuncu değişikliğinden dolayı bir kaos oldu orada. Ben de eleştirebilirim ama şöyle bir şey geldi aklıma. Acaba dedim, bu evet hem Dzeko'yu hem şeyi çıkaracak. Kadıç'ı. Ama o ara o sahibi, hocam beni de çıkar mı dedi. Bakın bunu atlamış olmayalım. Çünkü hocaya sorarlar muhtemelen. Orada Osterwolde'yi de koyup değil mi? Üçlü evet yaptı. Çünkü 1-2 dakika sonra evet. Hemen yaptı. İşte ondan dolayı mı acaba bekletti? Çünkü şaşırdı, yardımcıya konuştu demek doğru olmaz. Ama hakikaten böyle bir durum yoksa sorsunlar arkadaşlar. O zaman strese girmemesi lazım. Bunları kaldırması lazım. Çünkü bu takımın şöyle bir özelliği var. Geçmiş yıllara göre. Fenerbahçe çok sirkülasyon yaptı. Fakat tarihin en iyi kadrolarının ilk üçünü yapamadı hiçbir zaman. Benim hatırladığım tarihin diyelim. Şimdi yaptı. En iyi üç kadrosundan bir tanesini yaptı. Bunu sadece 11 üzerinden görmeyelim. Geniş kadro açısından dönelim. Geçen sene rotasyon yok muydu? Vardı. Şimdi de yaptı mı? Yaptı. Ben Fenerbahçe'nin 2023-2024 yılındaki en değerli maçının Twente olduğunu düşünüyorum. Twente maçı her ne kadar kafasındaki ideal 11 ile çıkmasa da Avrupa'yı ligin daha altında gördüğünü net eminim kadrolardan, anlatacağım sebebini. Yani ikisini verseler hemen ligi alayım. Yani 19 Mayıs'ta ben işimi bitirmek istiyorum diyor. 29 Mayıs'taki Atina'daki maçı konferans düşünmüyor. Bence. Zaten çok çabuk da bir ilk 11 yaptı.
muhtemel 11'lere baktığımız zaman hemen hemen yanılmayız. Mesela önümüzdeki haftada tabii rotasyonu nasıl yapacağını bilmiyoruz. Twente maçı niye İsmail Kartal'ın ve oyuncuların imdadına yetişti? Oynama şansları arttı. Minimum bir kere 6 tane daha oynayacaklar. Dolayısıyla mesela Fenerbahçe bugün bununla çıktı bu kadroyla ama Perşembe'yi bir alalım. Çok uzak değil, 3 gün önce alalım ve sürpleseden Fenerbahçe'yi alalım. Böyle çıktı. O gün de yorumumda söylediğim gibi Fenerbahçe'de 1, 2, 3 ve 4 kişi bugün 11'de oynadı. Peki kimler oynadı o gün? Belçika milli takımın santrfor oynadı. Bugün kim oynadı? Ceko oynadı. İki tane City ile şampiyonluğu var. Bir Wolfsburg ile şampiyonluğu var. Öyle mi? Evet. Birisi Premier Lig, Premier Lig'de oluyor iki sezon. Bir tanesinde Bayern Münih'i geçiyorsun. İkinci Bayern Wolfsburg oluyor. Leblebi gibi gol atıyor. Yetmedi İtalya'da. Evet şampiyonluk ama gol krallığı var Roma'da. Bu şimdi bu atmosferi kaldırabilir mi? Finale gidiyor en son. Şampiyonlar. Kaldırabilir mi bu şeyi? Kaldırabiliyor. Oyun sonundaki ve oyundan çıkarken Tadiç'le olan ilişki özel hayatına baktığımız zaman hem şampiyonluğa alışmış, mesela ben hemen kadın voleybol takımıyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Oradan da Ronaldo ve Dzeko gibi oyunculardan bahsedeceğim. Kadın milli takımı 22-22 yaptı. Kadın milli takımımıza çok teşekkür ederiz. Şahane bir bize yaz ve sonbahar geçirdiler. Tarihi başarı. İnşallah genç milli takımlarımız da iyidir. Paris'e olimpiyatlara gidiyorlar. Ronaldo'nun demecini okudum dün. Ayaklarım gidene kadar ki gidiyor, atmaya devam edeceğim diyor. Dzeko'da ayakları gitti. Böyle bir oyuncu karakter. Şimdi bu kez Fenerbahçe gerçekten çok karakterli oyuncular aldı. Kim mi? Fred. Her maç oynuyor. Ve bugün oyunun devamında sahanın en iyisi ikinci yarı için söylüyorum. Müthiş top oynadı. Sonra Serdar iki maçı üst üste oynadı. Hiç götürmedi daha şeye, Alanya. Evet. Neden götürmedi? Bekao vardı. Evet. Şimdi Perşembe kadro bu. Bu formayla şampiyonluk yarışında olur. Şampiyon olma ihtimali azdır ama Galatasaray'a göre. Fakat bu takım şampiyonluğu oynar tartışmasız. İlk dörde girer. Gelelim. Atan Icardi, atan Drogba, tutan Muslera'dan, atan ve attıran Dzeko ve Batshuayi'ye, tutan Livakovic. Son 6 yıl üst üste şampiyon olmuş takımı. Yani bu seneye kadar son 6 yıla dön. 2022-23, 21-22 bu inanılmaz bir şey. Ha bana ne Sırbistan Ligi lig zayıfmış şudur budur anlamam o işlerden. Sonuçta şampiyon bir kaleci. Bugün de gördük ki şampiyonluk yarışında alışık Mayıs'ları gören bir kaleci. Zaten dünyanın konuştuğu yarı final oynayan bir kaleciden bahsediyoruz. Bir de aynı Dzeko ile ilgili söylediklerim Fred'le ilgili reaksiyon gösterebiliyor hakeme. Yanlış verdin, şunu yaptın ve oyunda kalmak istiyor. Bir de Livakovic. Direkten döndü zannettik. Spiker evet. Ali'de. Direkten dönmemiş. Gördü ki. Richard. Tutsa riskli. Düşebilir. Hı hı. Tokatlasa içeri atabilir. Bıraksa gol olur veya arka direkte gelir, yumruklu uzaklaştırıyor. Duruşu yerinde, boyu yerinde 1.87, oyun içerisinde hakim. İlk yarıda çıkardığı top yılın 10 kurtarışından biridir. Hiç beklemediğin anda geliyor, 0-1 geriye düşmüştün. Müthiş bir reaksiyonla çıkarıyor ve dönüyor gol atıyorsun bak. Evet, dönüşü gol. Bu ara 30 küsür dakika tek kal oynuyorsun, kaçırıyorsun falan filan. Dzeko vuruyor, kaleciden dönüyor derken Fenerbahçe'nin geçen sene olduğu bir kontrol yiyordu. Hadi güle güle. Şimdi ne oluyor? Tutan'ın da iyi. Şampiyonluk tecrübesi var. Ve aç kaleci gibi, aç santrfor gibi oyuncuların var. Bunlar da seni 5'te 5'e bir de kupa ile birlikte 12'de 12'ye getiriyor. Dolayısıyla bugüne gelelim aslında biz. Ben bu kadronun böyle çıkacağını Perşembe gününden belliydi. Çünkü İsmail Hoca özel kulüsem onunla desem ki İsmail Hocam açık konuşalım. Biz bizeyiz ya. Alanya maçını mı istersin? Norwich'i hani, eminim ki onu ister. Bunu da gösteriyor zaten. Seçimleriyle. Seçimleriyle. Mesela bugün oyunun son bölümünü ne yaptı hoca? Dedi ki bir dakika kardeşim dedi. Ben dedi öyle bir kritik deplasmandayım ki
3 tane uçak deplasmanını bitirdim. Ankara'yı, Samsun'u, Alanya'yı uçakla gidiyorum dedi. Şimdi İstanbul'dayım dedi. Hatta 4 maç İstanbul'da değil mi? Kasımpaşa'da sonra kimle oynuyor? Bakayım. Şimdi Başakşehir. Hatay'la içeride. Hatay. Ondan sonra kimle oynuyor? Antep. Yok tamam. Pardon. Antep'le oynadı. Ona bakabilir misiniz çocuklar? İyi olur çünkü uçakla falan seyahat işi yok. Yani 9. hafta. Bir tane köprüyü geçecek. İçeride Hatay. Bir tane köprüyü geçecek bir tek. Bunu hesaplıyor tabii ki hoca. O yüzden de bakın ama şurada büyük kumar. Ludogorets geliyor. Evet. Ondan sonra. Lige bakıyorum ben. Ligde Pendik. Buyur İstanbul. Evet. Sonra Trabzon geliyor. Hala İstanbul. 6. Sonra Bulgaristan'a Ludogorets'e gidecek. Adana'ya gidecek sonra. Evet. Adana'ya kadar. Yani Bulgaristan Adana'ya kadar İstanbul'da. İstanbul'da köprüyü bir kere geçiyor. 9 Kasım Ludogorets deplasmanı. 9 Kasım'a kadar İstanbul. Yani bu şu Avrupa Kupası'nı İsmail'i düşünmüyor. Sen mi düşünüyorsun hocam? Yok hayır. İstanbul dışına o zaman çıkıyor. Bence ki ligi konuşuyoruz şimdi. Cuma günü şey konuşuyoruz Avrupa'yı. Tamam Twente'nin Avrupa maçının niye önemi var? O zaman bu oyuncuları 1, 2, 3, Bekao 4, Osterwolde 5. King? Geçen iyi bitirmiş. İrfan Can 6. Crespo 7. King. Hadi onlar zaten gitmek üzere. Fakat bu oyuncular mesela Crespo geldi. İyi oynadı. Bekliyor. Şimdi işte önümüzdeki hafta Crespo pazar Rize maçında şey başlayabilir. Tabii yerli statüsüne baktınız. Hocam bugün dedin Twente'yi kaybettiğini düşünelim. Zayt'sı da götürmedi. Bakın neden ben 2024 sezonu niye önemli diyorum? Twente maçı. Ki bence hazır olmayan oyuncularla başlamıştı bugün o gün burada. Çünkü Avrupa yoktu kafasında. Sezonun başı 10 kişi kalmasa belki eleneceksin. Tabii 1-1'di maç. Onun için aslında Twente maçının o kadar önemliydi ki grup maçları kadar. Çünkü lig maçları kadar bu ligde bu oyuncuları oynatabilmen için o maçı o turu Batshuayi'yi kaybetmemek için, Crespo'yu kaybetmemek için, atıyorum Cengiz'i İmder'i kaybetmemek için İrfan Can'ı nerede kazandı? Avrupa maçlarıyla. Tabii. Orada. Sonradan gelerek kazandı. Dolayısıyla Fenerbahçe Twente maçı ile birlikte sezonu en azından antrenör açısından baktığımız zaman rotasyonu rahat rahat yapabilir. Diyelim ki elenmişti. Nerede oynayacağım bu oyuncuları? Zaten hoca görüyoruz ki 11'i belli. Koyalım ilk 11'i. Bu 11'i eleştirecek. Hatta çok da doğru yaptı eleştirmem. 1-0 iken Alanya riski abarttı. Fenerbahçe'de artık hani Samet'i mi diyeceksin? Samet'i alıp üçlüye beşliye döndü. Sağda Ferdi, solda Osterwolde, yüksek toplarda 3 tane uzun stoper. Önlerine Fred'e. İnsan. Kaç maç oynuyor? Ha bu arada tabii Ceko'nun biz 3 tane lig şampiyonluğu, ikisi Premier, birisi Bundesliga kalecinin 6 bu yıl olursa 7. kez yani bir düşünebilir bir CV var sende. 6 kere şampiyon olmuşsun. Bu havayı tadı. Peki Manchester United'da 30 maç oynamış Fred alıyorsun. Sanki Manchester United'dan değil de İngiltere'de bir 4. lig takımından gelmiş bir oyuncu iştahıyla kendini ispat etmek isteyen 25-20 yaşında bir oyuncu gibi.